Rusya ile Belarus arasında yaşanan anlaşmazlık bazı Avrupa ülkelerine gaz akışında azalmaya sebep oldu. Neyse ki bu anlaşmazlık soğuk kış günlerinde yaşanmadı. İki ülke arasındaki durum şimdilik sakin görünüyor. Belarus gaz parasını ödedi. Rusya da benzeri bir miktarı transit geçiş ücreti olarak ödedi. Euronews'e konuşan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Rusya'nın gazı Belarus üzerinde bir politik baskı unsuru olarak kullandığını ifade etti. Burada dolar ve ruble cinsinden bizim borcumuzu ödediğimizi görüyorsunuz. 23 Haziran tarihli. Dün ödedik ve Gazprom'dan da gaza uyguladıkları sınırlamaları kaldırmalarını istedik. Litvanya ve zannediyorum Almanya gaz sıkıntısından rahatsız oldu. Ama şikayet edilecek merci biz değiliz ki. Gazprom. Onlar musluğu %60 oranında kıstılar ve ancak gazın %40'ının geçişine izin verdiler. Böyle bir durumda bunun suçlusu biz miyiz? Ard arda bazı olaylar yaşandı. Güney Ossetya ve Abazya'nın bağımsızlığını tanımadınız. Rusya ve Kazakistan'la gümrük birliğini kabul etmediniz ve son olarak da Kırgızistan'ın devrik devlet başkanına sığınma imkanı tanıdınız. Tüm bunlar sizi Rusya ile karşı karşıya getiren tercihler. Peki bu gaz krizinin arkasında da siyasi bir sebep mi görmeliyiz? Bu derin bir konu. Rusların gözü Belarus devletinin özelleştirmediği bir değerine karşı hırsla dolu olarak bakıyor. Onu en düşük fiyata almak istiyorlar. Lukashenko'yu da sevmiyorlar çünkü şiddetle ülkesinin bağımsızlığını savunuyor. Tabii biliyorsunuz bazı kişisel sebepler de var. İzlediğimiz politikaları beğenmiyor ve bize diz çöktürmek istiyorlar. İşin temeline baktığınızda zaman zaman gazetelere de yansıdığı gibi emperyalist bir bakış açısını ve Belarus'u Rusya'nın etki alanında tutma gayretlerinin devam ettiğini görüyorsunuz. Bu baskı kurmaya çalışan bir davranış türü. Boyun eğdirmek isteyen. Hatta fırsat olursa nefesinizi kesmeye gayret eden emperyalist bir anlayış. Yani bu durumda gazın siyasi baskı kurmak için kullanıldığını mı düşünüyorsunuz? Tabii bu bir fırsat oldu. Onlar bunun ekonomik bir anlaşmazlık olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl bir argüman? Medvedev'le oturduk konuştuk. Gaz ve petrolün de dahil olduğu tüm konular üzerinde çalışıp beni geri arayacaktı. Birkaç gün sonra bazı fotoğraflar gördük. Medvedev'i Gazprom'un başkanına talimat verirken gösteriyordu. Ama anlaşılıyor ki bunlar hep birer mizansenmiş. Bize 5 gün içinde ödeme yapmamızı isteyen bir ultimatom gönderdiler. Sizin bize olan borcunuz bizim ödememiz gereken rakamdan daha büyükken nasıl böyle bir talepte bulunabilirsiniz? Neden ödemiyorsunuz? Esasında böyle bir kriz yaşanması için bir sebep yoktu. Onların bize olan borcu 260 milyon, bizim ödememiz gereken rakamsa 187 milyon. Görülüyor ki böyle bir krizin bir açıklaması yok. Yani bunun açıklaması sadece politik baskı kurma gayreti mi? Boyun eğdirmek ve cezalandırmak istediler. Medyaya baktığımda görüyorum ki Belarus başkanlık seçimleri için kampanya şimdiden başlatılmış. Bu çok açık. Devlet başkanlığı seçimlerinin arefesinde baskı kurmak istiyorlar. Muhalefet ve Ruslar zannediyor ki Lukashenko Kremlin'in desteğini almak için onlarla pazarlığa oturacak ve itaat edecek. Bir kez daha vurgulamak ve altını çizmek isterim ki Belarus halkı dışında kimsenin desteğine ihtiyacım yok. Eğer seçimde onlar Ivanov, Petro ya da Sidorov'u seçerlerse bu sefer onlar gelir, bu koltuğa oturur, ülkeyi yönetirler. Peki Rusya bu krizden ne elde etti, ne kazandı? Şu Avrupa tarafından bir kere daha görülmüştür ki Rusya'dan gelen enerjiye mutlaka bir alternatif bulmaları gerekiyor. Bu konuda Ruslara güvenilemez. Ama Ruslar bu noktaya gelineceğini biliyordu. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer bu kadar çeşitli konuda Rusya ile anlaşmak sizin için bu kadar zor bir hal aldıysa, bu 180 derece tersi doğru yol alıp Avrupa ile tam entegrasyon yoluna çıkma zamanı mıdır? Alexey, bilirsiniz ki pek çok politik konu, U dönüşü yapmayı bırakın, keskin virajlar almayı bile kaldırmaz. Bunun için şartlar çok uygun değildir. Öncelikle bunu bir konuşalım, bu bir. İkinci olarak, objektif olalım.
Avrupa bizi mi bekliyor sanki? 27 üyeli Avrupa Birliği içinde zaten Belarus ya da Ukrayna ile hiç ilgisi olmayan çok sayıda problem var. Dediklerim yanlış anlaşılmasın. Bakın ben Belarus Avrupa'yı sevmiyor demiyorum. Avrupalılarla anlaşamıyoruz demiyorum. Biz birlikte yaşamak istemiyoruz demiyorum. Demek istediğim 180 derecelik bir dönüş yapmamız söz konusu değil. Belarus halkı kendi topraklarında öncelikle komşu ülkelerle, Rusya ile ve tabii ki Avrupa Birliği ile hiç problemi olmadan yaşamak istiyor. Şimdiye kadar problem çıkaran taraf biz olmadık. Bağımsız bir devlet olarak kimseyle problem yaşamadan kendi topraklarımızda varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Hepsi bu. Не создавая никому никаких проблем. Большое спасибо за интервью. Спасибо вам.